Sosyal medya devam ediyor aranın ardından. Şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız. Hattımızın diğer ucunda Ömer Özdamar var. Ve kendisini biz blogundan tanıdık. Aslında şöyle tanıdık. Ben sosyal medyaya çıkmak istiyorum diye bir sosyal kampanya başlattı. Bir sürü kişi de destek verdi. Biz de bu sayede kendisiyle tanışmış olduk. Şimdi bu tanışıklığı perçinleyeceğiz. Sesim geliyor mu? Geliyor Serdar Bey. Merhaba, iyi akşamlar. İyi geceler daha doğrusu. İyi geceler Serdar Bey. Sizlere öncelikle şunu sormak istiyorum. Programımıza neden katılmak istediniz? İki temel başlıklı sayabilirim. Bir tanesi kitaplarımı tanıtmak. Daha doğrusu kitaplarımın varlığını anlatmak. İkincisi de blog konusunda, blogculuk konusunda duygu ve düşüncelerimi aktarmak. Peki siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ben Burdur ili Buca ilçesinde yaşıyorum. Burdur, Buca. Kitaplarınız ne Buca hakkında? Şu an elinizde tuttuklarınız değil mi? Evet efendim. Normal ötesi aşk. Normal viteste aşk. Normal diğeri... ötesi aşk. Ha, normal ötesi. Tamam. Benim notlarımda da öyle de o yüzden sordum. Diğeri? Diğeri seri efendim. Normal ötesi aşk 2. Çok yaratıcı olmuş gerçekten. Sezon 2. Öyle devam edecek mi? Bir 3 var efendim. 3. Sonra 3 var. Normal ötesi aşk 3. Sonra bunu kısmet olursa sonbaharda çıkacak. 3'ünü tek kitap haline getirip Yunanca'ya çevrilmesini istiyorum. Yunanca. Evet. Neden? Çünkü kitabın konusu ağırlıklı olarak bir Yunanlı sevgili var, onunla geçiyor. Yunanistan'da sevgiliniz var. Yani, hayır, ben de değil. Kitabın konusu. Ha, bir arkadaş. Evet. Kahraman. Eczanelerdeki prezervatif satışları da hep bu yöntemle ilerliyor. Peki bir şey soracağım. Ne anlatıyorsunuz kitaplarınızda? Efendim şimdi kitaplarımda bu bir aşk hikayesi. Tabii aldatma, entrika her şeyi var. Her şey var. Yarı... Öyle mi? Aşklar öyle mi? Aldatma, entrika. aşk ve hayal. Pekala, bir blogunuz var ayrıca. Blogunuzdaki konular nedir? Ben Serdar Bey, blog yazmaya yaklaşık 5 yıl önce başladım. Esas benim gerçek alanım yazı dünyası üzerine. İlk başlangıcım benim blog okulum Milliyet Blog'dur. Sonra Ömer Özdamar blogspot.com kurdum. Blogculuğu şöyle değerlendiriyorum. Ömer Bey, çok affedersiniz. Lafınızı unutmayın da. Kitaplar muhtemelen dikkatinizi dağıtıyordur. Bence indirebilirsiniz. İndirdim. Evet, rahat olun. Buyurun. Evet. Blogculuk Serdar Bey, benim nezdimde, benim görüşüme göre bir insanın duygu ve düşüncelerini bir olguya, bir olaya karşı özgürce yazabilme becerisidir. Yani size dikte edilen bir fikre başkaldırı, ona karşı res çekme, ona karşı meydan okumadır. Bu özgürlüğü sağ olsun internet sayesinde blogcular elde etmiştir. Peki yani sizin ilk çıkış noktanız neydi? Benim ilk çıkış noktam kendimi ifade etmek. Hatta bunu sokak gazeteciliği olarak da söyleyebilirim. Neleri değiştirdi peki hayatınızda? Bir de siz Burdur'da neyle meşgulsünüz? Ben Burdur ili Bucak ilçesinde yaşıyorum. Evet. Hiçbir işle meşgul olmuyorum. Böyle bir lüksüm var. Sadece biraz siyaset, esas yazı dünyası. Biraz siyaset ve yazı dünyası. Peki neleri değiştirdi bu yazma olayı? Bu yazma olayı kendimi ifade etmede çok büyük... aşamalar, beceriler gösterdim. Bunun farkındayım. En azından bana söylenen bir fikir, bir olay, bir yanlış gördüğüm zaman bunun karşısına yazıyla ifade etme şansını elde ettim. Pekala. Ben de o zaman sizin hareketlerinizle size şunu soruyorum. İnternet aşklarda neyi değiştirdi? Ben bu sorunun cevabını birkaç konumuza daha önce yönelttim ama alamadım. İnternette aşklar dördüncü gerçekten... kitabımda diyeceksiniz gibi geldi bana. Normal ötesi 4'te okuyunuz. İnternette aşklar normale dönecek. Gerçekten sanala döndü. Normal aşk. Pekala, konuklarımızdan Okay Karaca'nın size bir sorusu var.
Kendisini buyursun. Ekrana veriyoruz. Buyurun Okay Bey. Buca selamlar, sevgiler. Şeyi merak ediyorum. Normal Ötesi Aşk 1, Normal Ötesi Aşk 2, Normal Ötesi Aşk 3, Normal Ötesi Aşk 4 dediniz değil mi? Bir normalleşmiyor. Beşinci de Normal Aşk mı olacak? Yok, Normal Ötesi devam edecek. Evet. Anormallikler devam edecek. Ama hayatımızda anormallikler zaten dolu. Ömer Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Biz sizinle her yeni kitabınızda, yani biliyorsunuz En Sokak Kabusu en son 11 miydi? Kaçtı? Böyle bir şey yani. 10-11 hakkınız daha var bizimle. Biz sizi takip etmeye devam edeceğiz. Siz de bizi edin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Çok teşekkür ederim. Bana fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geceler.